Sohbet etmek istediğiniz bir konu yok mu arkadaşlar? Ne konuşalım? Sadece yayına girip susmayın. Konu açın. Destek olun. Konu açın. 7K'dayım. 10K olsun en azından. Rusça bilmem ama anlaşabilirim. Anladım. Ben de Kirill alfabesiyle yazınca Rusça biliyorsun sandım. Kaç gündür yoktum. Hasan, ben o gün burada sohbet ederken herhalde hemen şikayet ettiler beni. Ban yedim bir günlük. Dün akşam 12'de açıldı. Ben de çok yorgun ve uykusuz olduğum için uyudum. Bugün de dışarıdaydım, bir arkadaşımla çay içtik. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Yeni geldim, açabildim. Eskişehirli Mustafa, konu yeni yıl, yeni yıl beklentiler. Vallahi yeni yıldan hiçbir beklentim yok açıkçası. Öyle zamanlar gördük, öyle şeyler yaşadık ki. Bugün de mesela kaç tane şehit vardı. Artık şey istiyoruz yani. Yeni yıldan sadece huzur, mutluluk, barış, sağlık, insanlara para. Yani onları istiyoruz. Gerçekten başka bir şey istemiyoruz. Yine 6 Şubat gibi bir şey yaşamayalım, felaket yaşamayalım. Cemal Demir, evli değilim, bekarım, hiç evlenmedim. Ya onları istiyoruz artık. Kim şikayet ediyor? Şimdi kim şikayet etti? Şöyle birisi şey yazmıştı. Türkiye'yi yıkacağız yazmıştı. Ben de Osmanlı'yı kuracağız yazmıştı. Ben de öyle bir şey yapamazsınız demiştim. Karşıdaki insanlar doğal olarak şikayette bulundu hemen. O yüzden ban yedim. Ben vatan millet olunca hassasım. Çok da küfür etmedim ama sanırım o yüzden ban yedim yani. Çünkü konu oydu o gün. Ay, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Valla gerçekleri söyleyince kimsenin hoşuna gitmiyor da onlar da nasıl diyeyim? Biz yapsak onu terörist oluruz da işte nasıl oldu? Ben Ankara'dan yayın yapıyorum İdris. Ben de Ankara'dayım. Görünüş ve duruşun öyle görünüyor. Özgür Şahin, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Altay iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederim. Ağzını aldın mı? Hiç cevap. Ne diyorsun ya? Sapık sapık konuşmayın. Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Ülkenizde 12 tane şehit var bugün. Ya çıkmışsınız hala burada sapıklık derdindesiniz gerçekten ya. Lale iyi bir Atatürkçü, bir kardeş. Ya zaten evet, Atatürkçü olduğum için karşıdaki insanlara tepki gösterdim. O yüzden de ban yedim işte, ben anlamadım yani. Beklemiyordum açıkçası ban yiyip yayından atılacağımı ve bir günlük ceza olacağını. Zaten cezalar arttıkça süresi de artacakmış. Özgür Şahin, engelledim zaten. Benim o gün şey vardı da nedir onun adı? Asistan atamıştım da yöneteceğim anasını.